Merhabalar arkadaşlar. 62 hesap bir kadın dedik. Dedi ki arkadaşımız, kardeş orada dur. Kaç hesabınız vardı Anıl Bey? Yaklaşık 75 tane falan var. 75 hesap ve bir erkek veya adam diyebiliriz. Şimdi dünya rekoru diyorum ben abi. Hatta Türkiye rekoru olarak dursun. Dünyada bilmiyorum. Belki daha fazla olan videosu olan filan vardır. Görenler vardı. Bence bu bir Türkiye rekoru ve kendisini tebrik ediyorum. Şimdi Anıl Bey'i tanıyalım. Klanı da şu şekilde sağ olsun beni klanına aldı. Anıl Bey merhabalar. Merhabalar, ismim Anıl, İzmir'de yaşıyorum. Yaşım 27, İzmirliyim. Evli misiniz? Yok, evli değilim. Hem Anladım. çalışıyorum, hem okuyorum aynı zamanda. Oo. Üniversite mi Aynı okuyorsunuz? nerede okuyorum? 2 yıllık mezunum ben. Dışarıdan 4'e tamamlıyorum. Bir dersim kaldı. Maşallah bitmiş. Ben de dışarıdan üniversite bitirdim bu arada. Ama geçen yıl bitirdim. Hatta 2 yıl mı oluyor? Çok güzel. Ailenizle yaşıyorsunuz herhalde. Anneannemle birlikte yaşıyorum. Ne güzel. Allah uzun ömürler, sağlık, sıhhatler versin. Şöyle arkadaşlar, klandaki isimleri görüyorsunuz. Ben klanı şu an isimleri gösteriyorum. En alttan yukarıya. İşte Anıl Gazi, Süper Anıl, Amiran Alar, Anıl, Prens Anıl, Maşallah Anıl Müdür, Şampiyon Anıl, Anıl Komiser, Padişah Anıl. İsimler çok orijinal ama ya. Mareşal Anıl, Anıl Bu Komutan. arada sessiz çığlık falan benim hesabım değil. Onu belirteyim. Bu klanda olmayan hesaplarınız da var, değil mi? Tabii ikinci bir klanımız var, Anadolu Mini diye. Orada da hesaplarım var. Peki Anadolu klanı 17 seviye ve çok zor. 2-3 senede olması gerekiyor. Kendiniz mi 17 seviyeye kadar çıkardınız? Şöyle diyeyim, bu klan ilk kurulduğu zaman ben bu klanın kurucu üyelerinden biriydim. O zamanlar bayağı aktif oynuyorduk, yaklaşık bundan bir 7-8 yıl evvelsi. Daha İlk çıktığı sonra tarz zaman, evet. aynen ilk çıktığı zaman oyun işte. Daha sonra bir ara klan dağıldı, sonra tekrar toplandı. Sonra birileri geldi, klanı ele geçirdi. Sonra klanı geri aldık derken oyunu bırakanlar oldu. Allah canına. Oyunu bırakıp da hesabını bana devredenler oldu. Sonra size Sonra ben kaldı. devam Klan ettim. size kaldı, Evet, klan bana kaldı. Şu anda bende klan. 4 hesap haricindeki tüm hesaplar buradaki bana ait. Bir de Anadolu Mini adı altında 15 seviye olan bir klanımız daha var. değil mi? Orada da hemen hemen o klanda da 29 tane hesabım var o kullanımda da. Orada kaç kişi farklı kişi var mesela sizden başka? Benden başka birkaç tane farklı kişi var orada da. Ama 2-3 tanesi aktif değil. Bu oyunu bıraktılar. Normalde bizim klan sayımız 5 ta o zamanlar 5 tane klanımız vardı. İşte dağıldıktan sonra WhatsApp grubumuz falan filan da vardı o zamanlar. Bayağı aktiftiniz Normalde yani. bayağı aktiftik. Anadolu Mini 2, Mini 3, Mini 4 klanlarımız vardı. Bir de ismi farklı olan bir klanımız daha vardı. O Maşallah. klanların da seviyesi Anadolu Mini 2'nin seviyesi 11 seviyeyken kapandı. Anadolu Mini 3 8 seviyeydi kapandığında. Mini Evet. 4 6 seviyeydi kapandığında. Diğer ismi farklı olan klan da 7 seviyede kapandı. Yazık olmuş ya. Vallahi bayağı da emek etmişsiniz. Bir telefon araması geliyor da neyse abim ben sonra ararım onu. Daha sonra işte ben kendim karar aldım. Devam etmek isteyen arkadaşlarla birlikte klan sayısını 2'ye düşürdük. Sağlam hesaplarım bu klanda. Arada benim olmayan bir iki tane hesap da var burada. Bir de arada yardıma gelen farklı klanlardaki arkadaşlarım da var. Peki en sağlam hesabınız hangisi? Burada mı? En sağlam hesabım evet burada. Lider Anıl Reis mi?
Evet. Nidderlander Reis ve Anadolu Efsanesi. En sağlam iki hesabım onlar. Kahramanlarına falan bakalım. Ben zaten siz konuşurken şey kahramanlara falan laboratuvara falan göz gezdirdim. Arkadaşlar da gördüler. Kahramanlar fena değil. Peki şöyle bir soruyla başlayalım. Dehşet bir soru soruyor. En abarttığınız günler diyelim. Oyunla kafayı yemiş olduğunuz gibi en fazla süre ayırdığınız zaman ne kadardır bu oyuna? Bir günde veya 2 günde veya bir haftada. Dediğim. Yani bir haftada toplamda 5 gün uykusuz kaldığımı bilirim bu oyun için. 5 gün. Ey maşallah. Emek çok. O zaman mesela şunu sorayım. Her oyunun geçtiğimiz günlerde klan oyunları vardı. Her hesapla mutlaka bir tane görev yaptınız mı? Bu ay ne yazık ki klan oyunlarına vakit ayıramadım. Özel durumlarım vardı. Hı. Ama genelde klan oyunlarını full 50 binse 60-70 bine kadar çıkartıyorum. Yaklaşık bir 10 14-15 tane hesapla fulluyorum klan oyunlarını. Peki normal oyuna vakit ayırdığınız zamanlar ortalama desek günde kaç saat vakit ayırıyorsunuz? Günde 3 veya 4 saatim oyunda geçiyor diyeyim. Zaten normal ganimet kasmak için saldırılar yapamıyorum. Bu kadar fazla hesabım olduğu için sadece klan savaşı ligleri, klan oyunları ve çok nadir de olsa klan savaşları 50'ye 50 başlatıyorum. Oradan gelen ganimetlerle kasıyorum hesapları. Bende de 7 hesap var. Ben sadece 2 tanesine bakabiliyorum aynı şekilde. Onlara ganimet kasabiliyorum. 2 ana 14 belediye hesabım var. Onların dışındakilere ben de aynı taktiği uyguluyorum. Yoksa yani benim günde bunu uygulamam bile günde 3 saatimi rahat alıyor yani. Sizi Bu arada düşünemiyorum. dünyada en fazla hesabı olan kişi yanlış hatırlamıyorsam oyundan ban yemişti. Kaç tane hesabı vardı? Doktor Maşrapa. Duymuşsunuzdur belki. Bilmem duymadım. Kaç hesabı vardı kendisinin? Yani şöyle diyeyim, dünya sıralamasında 140 tane hesabı vardı. Dünya sıralamasında. 140 hesabı vardı ve normal olarak da 400 tane falan hesabı vardı adamın. Yaklaşık bir 20 tane falan klan idare ediyordu. Vay canına. Adamın zor o zaman hayatı oymuş. YouTube kanalı falan var mıydı adamın? Onunla ilgili video çeken YouTuber'lar falan vardı. Bunu araştıralım. Ama Türkiye'de mesela ben sizden daha çok hesabı olan biri görmedim. Var mı bildiğiniz biri? Yok, ben de rastlamadım şu an için benden daha fazla hesaba sahip olana. Tamam, Genel şey ben buradan söylüyorum. Kusura bakmayın, sözünüzü de kestim. Türkiye YouTuberler rekoru. içinde, aynen YouTuberler içinde 15 hesap 18 hesap kasanları var ama benim kadar bu kadar fazla hesap kasan insan yok Türkiye'de bildiğim kadarıyla. Maşallah. Arkadaşlar bu bir Türkiye rekoru videosudur. Tutup da yorumlara cart curt etmeyin. Vallahi kavga ederim. Yok abi bende şu kadar vardı, bu kadar. Varsa çık konuş kardeşim, göster. Alın Hatta belgeli şekilde gösteriyorum size. şöyle bir şey diyeyim, bir tık ileri götüreyim iddiamı. Türkiye değil, Avrupa kıtasında diyeyim en fazla hesap kasan. Uhu, tamamdır. Video başlığımız Avrupa rekoru. Güzel. Peki mesela oyundan tiksinip bıraktığınız zaman oldu mu? Tabii yaklaşık bir buçuk yıl kadar ara verdim oyuna. Okumak için ara verdim hem de sıkıldığım zamanlarda o zamanlar. Ya altın bilet aldığınız zamanlar mı oldu yoksa bunları taşla mı aldınız skinleri? Altın bilet hiç almadım. Bu arada bu Lider Anıl Reis hesabının Anadolu Efsanesi hesapları ve Senior Anıl hesabı daha evvel başkalarına aitti. Hesaplarını bana devrettiler, isimlerini değiştirdim. Onlar almış o zaman. Bu skinleri taşla almadınız Aynen. yani. Yok. Vay, zamanında adamlar oyuna önem vermişler.
Altın bilet almış, skinler almışlar. Vay canına, çok ilginç. Peki, sorularıma devam edeyim. Önceki arkadaşa da sordum. Kadın arkadaşımıza. Yani şu Evet. anda hesaplarınız 75 hesabın 75'ini bana 10 bin TL'ye ver deseler verir misiniz? Valla 10 bin değil 200-300 bin TL'ye bile vermem. Çünkü çok büyük bir emek var burada. Bu emeğin karşılığının da bir para değeri olduğunu zannetmiyorum. Evet. Ben bir şöyle bir video düşünüyordum. Hatta yakınlarda bir talep toplamayı düşünüyorum. Hesabınız kaç TL eder satmaya kalkarsanız gibi. Ya bu ayıp olur mu izleyicilere karşı acaba? Ya şöyle diyeyim. Mesela daha eski YouTuberlar içinde de mesela isim vermeden söyleyeyim. Hesap alım satımına uğraşan YouTuberlar da var. Var var. Mehmet Çakır var benim arkadaşım. Aynen. Mehmet Çakır Türkiye'nin en güvenli alışverişini yapan adamdı. Yani şu an biraz işleri var. Yapmıyor galiba da. Aynen o vardı benim bildiğim. Bir de bir kişi daha vardı ama o kişi ya artık YouTube'da göremiyorum. Herhalde bıraktı YouTube'u. Olabilir. Pekala. Hesaplarınızdan en az bir tanesini de ben tavsiye olarak söyleyeyim. Belediye 14'e basın. Yani savunmaları falan beklemeyin. Ana savunmaları basmışsınız genel olarak. 14'e bir tanesini en azından basın. Kaya saçar filan, alev atıcı filan çıksın. Hem hayvanlarınız filan çıkar. Oyun belediye 14'te çok daha keyifli. Tavsiyem bu yani. Bu şekilde. Evet, belediye 14'e geçmeyi düşünüyorum ben de zaten. Yani bir hesabınızda en azından geçin ki zevkli olsun yani. Aynen. Peki arkadaşlara söylemek istediğiniz, ya kardeşim bu 75 hesap var ama bu perde arkasında bunlar var dediğiniz şeyler var mı? İşte Bir zorlukları, de şu kolaylıkları veya güzellikleri. zorlukları tabii ki de var. Bir de zorluklardan ziyade banyen hesaplarım da oldu benim. Neler Normalde daha vardı? fazlaydı. Normalde benim hesap sayım daha fazlaydı. Hı. Yaklaşık 6 7 tane hesabım falan banyeydi. Vay canına. Normalde 80'i de geçmiştiniz yani. Evet, 80'in üstündeydi. Hatta ban yiyen hesaplarımın seviyeleri de bir tanesi belediye 10 full hesaptı. Hı. Bir tanesi belediye 12 full hesaptı. İyi hesaplar gitti yani. Bir tane belediye 5 vardı. Hı. Öylesini açtım. Bir tane belediye 7 vardı. O da fulldü. Gitti onlar da. İki tane de çalınan hesabım var. Nasıl çalıyorlar? Valla nasıl çalıyorlar? Zamanında benim tek bir tane telefon kullanıyordum o zamanlar. Tüm hesaplarım tek bir telefonda kayıtlıydı. Evet. Telefonum çalınmıştı. Oradan erişim Hesaplarını. sağlamışlar iki hesaba. Vay İki canına. hesabın mail adreslerini falan değiştirmişler. Hı. İki hesap öyle gitti. Diğer hesapları kurtarabildim Allah'tan. İyi, çok Şu şükürler an ya. mesela cihaz olarak iki tane telefon kullanıyorum bu oyun için. Bir tane laptop kullanıyorum. Bir tane de tablet kullanıyorum. Hepsi bu oyunlar için. Bu oyun Evet, için. hepsi bu oyun için. Maşallah. Emeğe bakın arkadaşlar. Vallahi like atın bak. Adamın emeğine like atın. Yani kendime istemiyorum. Yani 4 tane farklı cihaz kullanıyor kendisi. Benim bir telefon, Dört bir farklı bilgisayar cihaz var. kullanıyorum. Bu oyun haricinde de bir de normalde 11 saat ben çalışıyorum. Çalışmamın haricinde açık öğretimi bitirmek için ders çalışıyorum. Artı Nimo TV uygulamasında yayıncılık yapıyorum. Bir de üstüne 3-4 saat kadar da bu oyunla ilgileniyorum. Ve şu an iki tane klanım da şu an Klan Savaş Lig'de. Ay maşallah. Savaşlarınız başladı mı? Ben bir gün geç başlattım.
Arkadaşlar, Yani Nimo TV'de daha isim verelim de başlamadı. arkadaşlardan izlemek isteyen gelebilir. Yani mesela hangi gün yayın açıyorsunuz? İsminiz ne orada? Nasıl BK ulaşacaklar? Anlatanfer. Orada oyun yayıncısı değilim orada. Orada sohbet yayıncısıyım. Neydi isim? BK Anlatanfer. Arkadaşlar, BK Anıl Tanfer ismine girerseniz Nimo TV'de sohbet yayıncısı arkadaş. Uğrarsınız. Gecesi 12 ile 4 arasında genelde yayında oluyorum. Gece 12.04. Peki sabah kaçta uyanıyorsunuz? Sabah saat 8.30 gibi uyanıyorum. Günde 4 saat mi uyuyorsunuz? Bazen daha bile az uyuyorum. Bazen hiç uyumadığım zamanlar bile oluyor. Yorgun hissetmiyor musunuz peki? Vallahi artık beden alıştığı için yorgunluk nedir unuttuk ama belli zamanlarda tabii beden uyarı veriyor. Vay canına, vallahi tebrik ederim. Yani çok zor bir durum ya. Ben kaldıramazdım şahsım adına. Burada da kaldırabilecek varsa abi ben yaparım diye söylesin. Bence kimse bunu kaldıramaz. Gerçekten tebrik ederim. Peki bu oyunu bırakacak olursanız muhtemelen sebebi ne olur? Yani bu oyunu bırakacak olursam sebebi büyük ihtimal evlilik falan olur. Oyundan vazgeçersiniz yani eşiniz için. Tabii eşim mesela evlendikten sonra eşim bırak derse oyunu bırakırım. Şey yapmam ama diğer türlü bırakmam yani. Vay canına. Güzel, inşallah destekleyen bir kişi gelir de bu kadar emeğiniz var sonuçta. Herhalde hesapları satmak yerine birilerine devredersiniz. İlla mesela Tabii azaltmak yani isteseniz. iyi yani çevremde yani oturduğum bölgede çevremde mahallemde isteyen kişiler var hesapları şu anda. Yani bugün devretmeye kalksam bugün alırlar yani. Çok iyi. Bana sormak istediğiniz, seyircilere söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anlık yok. Yayın için teşekkür ederim bu arada. Biz çok teşekkür ederim herkes adına. Yani böyle hesapları insanları bilsinler. Yani bu bir sadece bir oyun değil. Bu arada ben bir soru daha aklıma geldi. Onu sormayı unuttum. Tabii. Şimdi bazı PUBG vardır, ne bileyim işte her zaman giderdik, ne o oyunun adı? Şöyle Counter, diyeyim. Counter vardır, Counter vardı işte, bilmem neler vardır. Fakat bu oyunu onlardan ayıran bir şey var benim açımdan da. Sizin açınızdan da sorayım. Şöyle Yani bu diyeyim. oyun neden değerli sizin açınızdan? PUBG olsun, Counter olsun taktik olan oyunlar değil. Bu oyun teknik taktik bilgi istiyor. Zeka istiyor. Zeka geliştiren bir oyun. Diğer Counter gibi, PUBG gibi, Call of Duty gibi oyunlardan bu oyunu ayıran özellik o. Ya ben aslında şunu söylüyorum. Çok doğru, aynı düşünüyoruz. Bu bir oyundan ziyade modern satranç. Aynen modern satranç Yani dijitalle artı uyarlanmış, daha çok fonksiyonlu, daha çok yönlü düşündüren bir satranç arkadaşlar benim açımdan. mesela bu oyun şöyle bir şey getirse diyelim 50 değil de 100 kişi olsa klanlar iki klanı birleştiririm diğer klanı devrederim birine. İki klanı birleştiririm. Şimdi şöyle bir özellik bekliyoruz. Arkadaşlara ben güncelleme videosu çektim. Dedim ki, arkadaşlar yeni bir lig geliyor dedim. Klan Savaşı Ligi diye bir lig geldi görüyorsun. Evet. Lig geliyor dedim. İşte şu geliyor, bu geliyor. Gelemeye ihtimali olan şeyleri orada anlattım ve bana yok efsane, yok sallıyorsun, yok bilmem ne salladılar. Ben söylüyorum, klanların birleşimi de gelecek kardeşim. Ben buna inanıyorum. Çünkü Clash of Gel. Clans'ın kurucuları oyunun mekaniğinden, mantığından ödün vermeyecek yeniliklere açıklar yani. Bu da Ya yani 100, bir klanın 100 kişi olması oyunu değiştirecek bir şey değil. şöyle bir şey de var. Bu
Bir klanın 100 kişi olması özelliği daha evvel mesela bu Clash of Clans'a benzeyen bir oyun vardı. Clash of Clans çıkmadan evvel oynanıyordu. Total Conquest diye. O oyunda şeyler klanlar yüzer kişiydi ve bu Clash of Clans çıktıktan sonra o oyununu oynayan kitlenin %85'i Clash of Clans'a geçti. Peki hesaplarınızda en çok yeşil taş olan hesap kaç yeşil taş vardır? Yani en çok yeşil taş olan hesap şu an belediye binası 6 hesaplarımdan biri. 978 yeşil taş var onda da. Yeşil taşları harcıyorsunuz yani sürekli. Yani genelde işte inşaatçı kulübesi almak için veya tüccarda kahraman kitabı falan çıkarsa almak için harcıyorum. Aynen. Arkadaşlar bu en önemli şeyi söylüyorum. Düşük belediyelerde inşaatçı almak için asla yeşil taş harcamıyorsunuz. Biriktiriyorsunuz, inşaatçı alıyorsunuz. Belediyeniz büyüyünce inşaatçıyı alınca da her 500 olduğunda bir kahraman kitabı alın. Hesabınız en Aynen. kaliteli o şekilde yükselir. Anıl Bey de Aynen. zaten doğru olanı yapıyor. Mesela kahraman kitabı alabilirsiniz, savaş kitabı alabilirsiniz. Daha hızlı gelişmek için. Ama elmasları boşa harcamayın yani. Peki Anıl Bey, çok da uzatmak istemiyorum videoyu, sizi de tutmak istemiyorum. Bir soru daha sorayım, yavaştan kapanışı Tabii yapalım. ki de. Tabii ki de. Kullandığınız genelde kara ordular mı, hava ordular mı? Önemli savaşlarda. Ben genelde hava orduları kullanıyorum. Ejder, elektro ejder ve cehennem ejderi. Cehennem ejderi. Vay. Nasıl, ikisini mi kombinliyorsunuz, ayrı birer ordunuz mu? Şöyle Bir diyeyim. savaş tekrarınıza atarsanız izleriz buradan. Elektro ejder balon kombini yapıyorum. Ya da sırf elektro spam yapıyorum. Ya da cehennem ejderi 5 cehennem ejderi, 2 elektro ve ejderli bir ordum var. Onu kullanıyorum ya da. Şu an paylaşma şansınız var mı bizimle? Bir savaşınızı. Bir bakayım en son. Bir bakalım. En son saldırı kime yapmışım? Şu ordum var mesela. Ama bunun tekrarı gitmiş. Gitmiş mi? Tamam. En son 6 gün evvel saldırı yapmışım. Tamam, sıkıntı yok. Sağlık olsun. Dediğim gibi arkadaşlar, Anıl Bey'i vallahi çok sevdim ben. Samimi de bir arkadaş. Çok da güzel bir sohbet oldu. Anıl Bey için like'ları yapıştırın. Emeğe saygı diyelim. Avrupa rekortmeni ile konuştuk arkadaşlar. Anıl Bey'i burada alkışlıyorum. Tebrik ederim Anıl Bey. Çok memnun olduk sizi tanıdığımıza. Teşekkürler. Ben de memnun oldum tanıştığımıza. Arkadaşlar bu arada arkadaşımızın kanalına abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Ya çok teşekkür ederim. Ya bizim kitlemiz biraz az. Ama sağ olsunlar bağlılar. Yani yapıştırıyorlar like'ı, videoyu gördüğü anda hemen izliyorlar sağ olsun. Eleştiri çok alıyorum. Bazen zoruma da gidiyor ama mecbur o şekilde gelişeceğiz. Alın Bey bizlerleydi arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi akşamlar.